düşünmüştür. Tamam, bence şu an zaten daha rahat görüyorsunuzdur. Şimdi ben tabii ki ders çalışıyorum. Çok çok uzun bir süredir. Instagram'da beni takip ediyorsanız zaten hani biliyorsunuzdur. Böyle bir arada falan paylaşım yapıyorum hani. İşte sınav haftam geliyor, vizeler yeni bitti falan. Bugün pazar günü. Dün ikinci vizem bitti. En son ikinci vizemiz bitti. Epic dersiydi o da. Yarın da finaller başlıyor. Çok güzel değil mi? Mükemmel yani. Mükemmel bir zamanlama ve mükemmel bir dönem. Ve şöyle bir şey düşündüm tekrar. Baktım ki bu Amerikan kültürü ve edebiyatı öğrencisi olmak diye bir videom vardı. Baktım bayağı izlenmiş. Zaten sorular da geliyor. Ben işte bölümüm hakkında sorular sorabilirsiniz falan dediğim zaman Instagram'dan da sorular geliyor. Videonun altına da sorulan sorular ve yapılan yorumlar var. Baktım bayağı izlenmiş. Çok sevindim. Dedim ki o zaman bu dönem içinde böyle bir sınav haftası videosu çekebilirim diye düşündüm. Şimdi ders çalışıyorum dediğim gibi. Hem böyle size anlatmak da güzel oluyor, göstermek de güzel oluyor. Poetry sınavına çalışıyorum. Burada notlar var. Kendi çıkardığım, aynı zamanda işte yazdığım, ettiğim falan. Burada makaleler var. Önümde cornflakes var. Bu arada o cornflakes'i o kadar çok bekledim ki gelsin diye. Makro center'lara gelmiş. Gerçekten hemen görür görmez aldım. Çünkü onu ben çok merak ediyordum. Bir de böyle. Bu kadar. Size gösterebileceğim başka bir şey yok. Bu kadar. Tabii ki her zaman ders çalışıyor değilim. Biraz böyle ara veriyorum. Bir de artık hani şey kafam pek kaldırmıyor açıkçası çok fazla. Bugün de çok yorulduğum için bugün de açıkçası biraz ders çalışmakta zorlandım yani. Bitirdim. Makaleleri okudum. İşte çıkardığım notları falan okudum. Onların hepsi bitti. Daha sosyal medyada biraz gezinirken Ece Tarkıt'ın Instagram'ında hemen bu dolunay ve yeni yıl ritüelini gördüm ve hemen aldım. Aslında böyle şeylere çok meraklıyım. Başlamak istiyorum, yapmak istiyorum ama böyle maalesef herhangi bir şekilde kendi kafamı rahatlatacak bir zamanım olmadığı için bile bu tür şeylere çok böyle başlayamıyorum. Yani çünkü devam etmek de istiyorum başladığım zaman. Ama ne yazık ki okuldan dolayı çok fazla zamanım olmuyor yani gerçekten olmuyor. Sınavlar bittikten sonra ya da böyle bir işte şu ilk 2-3 günü atlattıktan sonraki o arada başlamayı düşünüyorum. Başlamadan önce küçük bir alışveriş yapacağım. Melek kartları alacağım. Hani şu an hemen böyle taş falan ben bilmiyorum belki almam ama hani devam ettikçe bu işin içine iyice girdikçe bunu bir rutin haline getirdikçe belki başlarım. Melek kartları almak istiyorum. Zaten evde çok fazla mum var. Yani hani mumdan fazla ne var ki? Umarım bu ritüel için yeterli olur. Belcara başlamam lazım artık birazcık. Bizim novel dersimiz The Belcara Okur Sylvia Plath'tan. Onun da analizi falan pişman derken, notları okumak derken kitabı bitirmedim. Kaç bölüm kaldı bakayım. 5.ye başlamışım 15. bölümü. Biter mi? Bu biter aslında. Bir şey yok yani hani hikayeyi biliyorum ama biter. Şu tırnaklarımı bir sileyim ya. Ve oje yapmıştım şeyde Christmas'ta. Böyle noktalı şeyler falan koymuşum. Böyle parlak oje falan vardı. Ondan sürmüştüm ama bayağı soydum.
Ben de soyulmasını seven insanlardanım. Soymak çok hoşuma gidiyor. Böyle kötü bir hal aldı. Bugün yatmadan bunları silmem lazım. Kötü görünüyor. Herkese merhaba. Hoy. Ayın 28'i bizim finallerimizin başladığı gün. Sınavın başlamasını bekliyorum. 2'de başlayacak. Normalde 12 ile 6 arasıydı. Ama elektrik kesintisi olabileceği için bazı bölgelerde saat 2'ye ertelediler. Yani 2 ile 8 arası oldu. Ne söyleyeceğim? Az önce çektiğim videoyu kamerayı kapatınca tekrar böyle izlemek için açtım baktım. Ve benim yine göz altlarım aşırı böyle şey çökük. Böyle mor değil ama böyle kahverengi kahverengi duruyor. İşte hiç uyumuyorum ki. Uyumuyorum. Yani geç yatıp erken kalkmaya çalışıyorum. Bakayım. Daha ayna bak. Ay gerçekten. Sonra ben de tekrar ders çalışmaya başladım. Dün dediğim gibi saat 12'den 6'ya kadar bu sefer de American Novel sınavım var. Final sınavım. Şu anda saat 22.44. Ne zamana kadar çalışırım bilmiyorum ama öncelikle kendi ders notlarımı bu gece bitirmeye çalışacağım. Ve kitabı hala bitirmedim. Kitabı bitirmeye çalışacağım aslında. Yarın da aslında erken uyanmam gerekiyor. Çünkü burada olan bir artikeli bir kere daha okumak istiyorum. Bir kere daha göz gezdirmek istiyorum. De muz yiyeceğim. Enerji verecek bir şeyler arıyorum kendime. Çünkü gittikçe enerjimi kaybediyorum doğal olarak. Sonra kahve yaptım. Ve siz ders çalışırken neler yapıyorsunuz, neler yiyorsunuz bilmiyorum ama sakın böyle zararlı şeyler yemeyin. Paketli gıda falan tüketmeyin. Hep böyle yanınızda meyve bulundurun. Yani çevrenizde. Ondan sonra ben mesela kuru yemiş ve kuru meyve tercih ediyorum. Zaten beni biliyorsanız ve tanıyorsanız çok paketli gıdalarla aramın olmadığını da biliyorsunuz çok çok uzun senelerdir. O yüzden genellikle böyle meyve, kuru meyve, kuru yemiş, mesela hurma yiyebilirsiniz. Yani paketli gıdalardan uzak durun, çikolatalardan, bisküvilerden falan. Ama bunları da çok fazla tüketmeyin yine de. Kahveyi de maalesef şu sınav sıralarında böyle kendim yapmak yerine, zaten evde filtre kahve de yok. Genellikle ikisi bir arada içmeye çalışıyorum. Çünkü çok fazla sade kahve tükettiğim zaman bu sefer midemde ağrı yapıyor. Ama en azından hani ne böyle sütlü kahveler içtiğim zaman daha iyi oluyor. Midem çok fazla ağrımıyor. O yüzden genellikle ders çalışırken hem böyle ikisi bir arada kahveleri tercih ediyorum. Kendim hazırlamaktan üşeniyorum çünkü vakit kaybetmek istemiyorum. O yüzden benim ders çalışma şeklim, ders çalışma planım, ders çalışırken yanında ne yiyip ne içtiğim bu şekilde. Herkese merhaba. Bugün Noldu sınavı da bitti. Gerçekten güzel bir sınavdı. Ben çok böyle iyi ve rahat hissediyorum bu sınav için gerçekten. Yani aslında alacağım puan için değil ama sonunda hoca biraz daha böyle farklı bir soru sormuştu. Onu böyle çok hani hissederek yazdığım için benim için gerçekten çok güzel geçen bir sınav oldu. Önce bir dönemi neredeyse bitiriyoruz. Kaldı iki tane. Bir tanesi epik, bir tanesi de sosyolojiden seçmeli olarak aldığım gender dersi. Hatta bir tane daha kaldı, onu yazacağım. Onu da yazacağım. Ama onu daha göndermedim. Onu da yarın başlayacağım diye düşünüyorum. Ama
böyle sadece iki tane sınavım kaldı diyebiliriz. Mutluyum. Hiçbir şey yememiştim. Bir şeyler yiyorum. Çay falan içiyorum. Öyle. Çok mutluyum. Bölüm hakkında konuşuyoruz ya. Bugünkü sınav olduğunuz kitabı göstereceğim. The Bell Jar. Okumadıysanız mutlaka okuyun. İngilizce okuyabiliyorsanız bence mutlaka İngilizce okumalısınız. Çünkü ben de şey anlamaya başladım. Hani dili anlayabilmek. Niye sallandı? Kendi dilinde yazılan hani bir kitabı anlayabilmek aslında gerçekten çok güzel bir duyguymuş. O yüzden İngilizce okuyabiliyorsanız İngilizce okumanızı tavsiye ediyorum. Ama Türkçe okumak isterseniz de tabii ki Türkçe okuyabilirsiniz. Belki birçoğunuz okumuştur. Belki ben geç kaldım hani. Ama hep görüyordum Sırça Fanuslu Türkçesi yanlış hatırlamıyorsam. Bu dönem ve bu novel dersinde hani okumak nasip oldu. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok güzeldi. Böyle eğer analiz ederken okuduğunuz işte edebi eserleri, işte novelları, plays'leri falan mutlaka böyle küçük küçük notlar, böyle belirleyici noktaları göstermek için bazı böyle yapışkanlı, küçük renkli post-itler, kağıtlar bence kullanabilirsiniz. Ben kitabı da böyle çiziyorum. Bir dakika size göstereyim birazcık, durun. Bazı yerleri de çiziyorum. Mesela incir ağacı burada önemli olan sembollerden biriydi. İşte nerede burada bahsediyor? Şurada hani bu şekilde. İşte buraya fig tree yazdım. Ondan sonra işte bazı yerleri çizdim ettim falan bu şekilde. Eğer quotation vermeniz gerekiyorsa da zaten bu şekilde sınav sırasında daha kolay bulabilir. Analizinizi okuduğunuz sırada bu şekilde yaparsanız her şey aslında daha kolay oluyor. O yüzden sizinle böyle bir öneri paylaşmak istedim. Bir edebiyat öğrencisi olarak. Herkese merhabalar. Bugün 2020'nin son günü, 31 Aralık 2020. Şu anda saat 9.30. Yaklaşık 2.5 saat sonra 2021'e girmiş olacağız. Şu anda ders çalışıyorum çünkü benim cumartesi günü sınavım var. Umarım güzel ve kolay geçeceğini düşünüyorum. Yarısı bitti. Şimdi öbür yarısı kaldı. Ne yamuk mu ya? Umarım hepiniz evdesinizdir. Hepiniz sağlıklı olun bu sene için. Gerçekten en çok istediğim şey sağlıklı olmanız, mutlu olmanız. Umarım yine her şeyin altından kolayca kalkabileceğimiz, sevgiyle, aşkla, saygıyla, sağlıkla, mutlulukla her şeyin altından kalkabileceğimiz bir yıl olur. Daha çok modayla ilgili güzel yıllar diliyorum. Daha çok moda olsun hayatımızda. Dileklerinizi, isteklerinizi hep böyle gerçekleştirebileceğiniz yıllar olsun. Gerçekten şu an beni kimler izliyor şu anda bilmiyorum ama gerçekten o kadar buradan gelerek söylüyorum ki. Umarım yeni yıl hepiniz için çok çok güzel olur. Hepinizin yolu açık olsun. Hepiniz istediklerinizi, dileklerinizi gerçekten gerçekleştirebilin. Bunu herkes için söylüyorum. Herkes başarılı olsun. Herkes istediği yere gelsin. Umarım gerçekten. Ve daha sağlıklı günlerde hepimiz birbirimizi görebilelim. Daha sağlıklı güzel günlerimiz olsun inşallah. Günmüş gidip beraber sohbet ederiz diye düşünüyorum. Tamam. Herkese yeniden merhabalar. Bugün 2 Ocak 2021. Evet, size yine aynı yerden sesleniyorum. Çünkü tabii ki şu sıralar şu masanın başından hiç ayrılmadım. Sürekli bilgisayarıma yapışık yaşıyorum. Başı gecesi hemen ben de ajandamı doldurdum. Bunu Trendyol'dan almıştım. Hatta Instagram'dan takip ediyorsanız paylaşmıştım. Bu ajandaların hem Türkçesi hem İngilizcesi var. Ben İngilizce olanını aldım. Sorular sorduğunuzda da işte kendinizi nasıl geliştirebiliriz gibi sorular sorduğunuzda da mesela bu çok küçük bir şey. Yani bu çok küçük bir şey ama aslında aldığınız notları veya okuduğunuz buradaki herhangi bir sözle bile gerçekten aslında kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben dediğim gibi bunu İngilizce aldım. O yüzden böyle arasındaki notlar böyle hep İngilizce yazıyor. Şimdi bir tane göstereceğim. Eğer açabilirsem. Mesela böyle. Sunshine on my mind gibi. Notları da zaten hani İngilizce alıyorum ben. O yüzden yani bu şekilde kendinize bir katkı sağlayabilirsiniz İngilizcenizi, dilinizi geliştirmek için. Dün birçok şey bitti, hallettim.
Bu sabah da bir tane sınavımı yükledim. O yeni açılmıştı. O bitti. Ve 12'den 6'ya kadar da sınavım vardı. Onu da 2,5 saat içinde hallettim. Bitti. Dönemi hepimiz çok zor şekilde atlattık. Ve nasıl atlattığımı gerçekten bilmiyorum. Bugün epik sınavı bitti. Arkadaşlar ben bir rahatladım. Bir rahatladım yani. Bu senenin en zor sınav, en zor dersleri ve sınavları epik, novel ve poetry'ydi. Özellikle poetry ve epik gerçekten beni her zaman, her seferinde korkutan sınavlar oldu. Ama üçü de bitmişti zaten. Epik de bugün bitti. Ways of Reading bitti. İşte şimdi bir tek gender kaldı. Onu bekliyorum. Umarım o da güzel geçer. Ondan sonra I'm free. Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldin. Niye kanalıma dedim sanki yeni video açıyormuşum gibi. Bir dakika baştan alıyoruz. Herkese merhaba, bugün 3 Ocak 2021. Yüzümde şu anda soyulabilen maske var. Böyle biraz işte banyo yaptım, maskeler yaptım falan pişman derken böyle bayağıdır böyle bir gerçekten her türlü bir temizliğe ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Yüzümün, vücudumun böyle içten böyle bir temiz hissetmeye gerçekten ihtiyacım vardı. Onda vesayetiye test girmem gerekiyor. Onunla uğraşıyorum. Ama telefondan yaptığım görselleri gönderemiyorum. Şu anda airdrop'la. Problemin ne? Senin anlamadım. Kahve içiyordum. En sevdiğim bardağımla. Kendime yılbaşı hediyesi aldım. Biraz bademle üzüm yiyeceğim. En sevdiğim ikililerden bir tanesidir. Çok severim ikisini. Akşam da yarınki gender sınavına çalışmaya başlayacağım. Öyle. Herkese günaydın. Bugün 5 Ocak 2021. Bugün aslında ne kadar az uyusam da bayağı enerjik hissediyorum. Yani aslında daha doğrusu öyle hissetmeye çalışıyorum. Öyle söyleyelim. Biraz sizi böyle farklı bir yerde karşılamak istedim. Yani öyle. Ay şu yüzüme bakın. Şiş böyle bir garip. Böyle buralarımda sivilceler falan var böyle artık stresten, böyle biraz yediklerimden. Yani öyle abur cubur yemem ben ama şey yani böyle çıkartıyorum. Ay yüzüm şişmiş benim arkadaşlar bakın. Şu an daha da bir fark ediyorum. Dün gece 3'te yattım. Bugün 9'da uyandım. Aslında böyle 8-8.30 gibi uyanmaya kendimi zorlayacaktım ama yapamadım. Yani insan 3'te yatınca 8-8.30 gibi kalkamıyor ama. Anca böyle artık 9'da kalktım, zorladım kendimi. Bugün son sınav var. Gece ben ne yaptım bu sınav için? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu benim seçmeli dersim. Sosyolojiden Gender Studies miydi? Aynen. Ya da Introduction to Gender Studies de olabilir. Ama öyle bir şey yani Gender Studies. Onu almıştım. Yani İrem'le almıştık hatta hani böyle bazen ders bulmak zor oluyor. Çünkü bir de bizim bölümde şöyle bir şey var. Şimdi Amerikan kültürü ve edebiyatı okuduğum için ve bu dil bölümü olduğu için İngilizce içerikli dersler almak zorundayız. Yani Türkçe içerikli alamıyoruz dil okuduğumuz için. İşte dün de ben 6 tane makale okudum. Saat 4'te başladım. Ondan sonra gece 3'e kadar... Pardon 2.30'a kadar bunların hepsini okudum. Ki arada bir nefes aldım. Tabii ki arada bir bıraktım, bir dinlendim ama yani gerçekten çok fazla vaktimi aldım. Şimdi şöyle. Liberal feminizm. Ondan sonracığıma radikal feminizm. Ondan sonracığıma işte feminizm ve politika ilişkisi bağlamında radikal feminizm. Ondan sonra ikili sistemli kuram olarak sosyalist feminizm. Ondan sonra işte bu ne? İşte aynı. Psychoanalysis. Ondan sonra bu da psikanalitik feminizm. Müessebibi. Freud ve penis kıskançlığı kavramı. Dersi de böyle çalışıyoruz. Bu şekilde oluyor yani makale okumak falan hani. O şekilde geçiyor bu da. Herkese merhaba.
Bugün ayın 7'si ama ben kamerayı daha yeni açabilirim sizlerle konuşmak için. Ve son gender sınavım vardı biliyorsunuz. Onun işte gönderildiği gün ben bayağı bir uğraştım bitirmek için. Bütün soruları bitirdim. Üçüncü soruda biraz bir kısım vardı. Sonra dün işte sabah pasaport için gittim. Bu arada pasaportum bugün geldi biliyor musunuz? Yani dün gittim ve bugün pasaportum geldi. Biraz garip oldu. Yani bu kadar çabuk beklemiyordum gelmesini ama geldi. Dün işte o işlerimi halledip geldikten sonra soruyu tamamladım. Sınavı gönderdim ama ne zaman gönderdim hatırlamıyorum. Makaleleri biraz boşuna okumuş gibi hissettim hepsi. Çünkü sadece liberal feminizmden soru geldi. İşte bugün de böyle bir şeyler çektim. Evde falan vakit geçirdim. Biraz kafamı dağıttım. Şimdi artık sınavlar da bitmişken böyle bütün enerjimi toplayıp enerjimi yapmak istediğim şeylere, yazılarıma, her şeyi şu an verebilirim. Bunlar ayın 11'inde açıklanıyor. Ayın 11'i ne zaman oluyor? Bugün 7'si, yarın 8, 9. Pazartesi falan. Değil mi? Pazartesi mi? Ayın 11'i bakalım. Pazartesi. Mükemmel hesaplama. Gözleri kapatıp düşünmeyle mükemmel bir hesaplama oldu. Umarım bu vlog da hoşunuza gitmiştir. Umarım zevk almışsınızdır izlerken. Size yine böyle bir final döneminin nasıl geçtiğini, böyle kendi sıkıntılarımı, okulun ve bölümün beni nasıl çok yorduğunu size göstermiş oldum. Bölümde de işte böyle neler yapıyoruz hani gibisinden, nasıl ders çalışılıyor, neler yapılıyor gibi şeyleri anlatıp göstermeye çalıştım sizlere. Umarım seversiniz dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.